Bir Gökyüz Happy Life İnşaat günlüğüne tekrar hoş geldiniz. Günlerden Perşembe saatimiz 10.39. İşçiler geldi, beraber simit yedik, poğaça yedik, kahvaltı ettik, çay içtik. Şimdi tüm hızıyla inşaat devam ediyor. Dün akşam karanlık olduğu için çekemedim. Dün dolaplarım geldi. Onları sizinle paylaşayım ve yattığımız ortamı sizinle paylaşayım. İşte bizim yatağımız. İlk defa böyle kötü bir gece geçirdim. Çünkü bu sineklik yoktu. Malum tabii bu kapı açık. Arka tarafın kapısı takılmadı hala. Merdiven gelecek, onu bekliyoruz. Bütün sivrisineklerin saldırısına uğradık. Ondan sonra Erkan dedim, bu da hatta yukarıda mahvolmuş, yırtılmış. Bunu tutturdum falan. Saat 4'e kadar uyuyamadık. Ondan sonra Erkan bunu getirdi. Onu da böyle lambamıza taktırdık. Sonra birkaç saat uyuyorduk. Çok şükür. Şimdi şöyle size dolaplarımı göstereyim. Lambasını açayım. Ben böyle istedim. İçleri hava alsın diye. Burada biliyorsunuz çamaşır makinesi ve termosifon var. O böyle kapanmış oldu. Burada böyle görüyorsunuz. Ondan sonra cuma böyle buraya da şimdilik işte eşyaları koydum, bezleri falan, işte temizleme bezlerini. Çok hoşuma gitti, çok şık oldu. Birkaç tane sorun var ama onlar da hallolacak. Kapaklar büyük bir ihtimalle değişecek çünkü yani bu şeyleri falan çok beğenmedim. İşte burası mesela kalkmış, şeyi boyanmış ama burası da çocuk odasının, onu da böyle yaptırdım. Altı boş. Normal sadece bir baza geliyor, kasa dönüyor. Ondan sonra böyle regal üzerine demirlerle yaptırdım. İstediğim gibi boylarını ayarlayabileyim diye. Mesela şurasını görüyorsunuz. Ama onun bizim ustalarımızla bir alakası yok. Taşımada bir sıkıntı çıkmış. Yani orada bayağı bir kaç yerinden boya atmış. Aynı şekilde bu da böyle tavana kadar gömme dolap gibi duruyor. Ama değil yani. İçini açınca böyle bir adım atıp işte regallere eşyalarımızı yerleştireceğiz. Yani bir tek bunda biraz üzüldüm. Çünkü yani görüyorsunuz şu köşe, işte bu köşeler. Ondan sonra şöyle şurada göstereyim. Şu alt tarafın boyaları falan atmış. Ama görüştük. Gelip tekrardan kapaklar komple değişecek cumartesi günü. Cumartesi günü bu arada şey de gelecekmiş, mutfağım da gelecekmiş. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Ondan sonra buranın fayansı biliyorsunuz bitti. Komple dün şeyini de yaptı, derzlerini de verdi. Bugün mutfak diyorum, buranın merdiveni gelecekmiş. Uğraşıyoruz. İşçiler yukarıda. Onların da şeyi göstereyim. Yatak odasını göstereyim. Yatak odasının duvarı vardı hani kırılması gereken. O kırıldı. Mantolamanın vidalarını atıyorlar. Şöyle görüyorsunuz bunlarla. Matkapla deliyorlar. Vidalarını atıyorlar. Şimdi beraber bir yukarı çıkalım sizden. Yavaş yavaş olacak inşallah. Buraya atıl delikler yapılmış ama daha delinmemiş, vida takılmamış. Şöyle bugün hava gene çok sıcak. Burası böyle. Bu yatak odasının dolabı. Bunları buraya getirdik. Bunlar da yatak odasının dolabı. Şey yani bunlar yanlış anlamayın, böyle almaya da böyle bir sistem yok. Bunlar hep paketli gelir. Çizilmez, etmez. Böyle güzel güzel. Günaydın Erkan Bey. Günaydın. Günaydın Uğur Bey. Muayeneden geçmiş. Günaydın. Evet, burada bir duvar vardı biliyorsunuz. O kırıldı. Kırdılar. Oradan aşağı attılar. Arda Bey çatılarda. Yatak odasının fayansı başladı. Çok şükür her şey yolunda ilerliyor. Var mı bir sıkıntı beyler? Memnun musunuz benden? İsmail evet demedi. Demek ki İsmail memnun değil.
Valla biz hepinizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Yataklarımız burada üst üste. Böyle. Bugün camcılar da gelecekmiş. Merdivenci de gelecekmiş. Gelecekmiş. Orada çatının üstünde. Bunlar temizlenecek, derlenecek, toplanacak. Ama sıkıntı yok. Olacak inşallah. Allah dediğim gibi her seferinde söylüyorum. Sağlık versin. Huzur versin. Allah'ım çok sıcak. Bu arada arkadaşlar saat 2-3 gibi. Bilmiyorum ama sanmıyorum bir şey karşı çıkacağını. Saat 2-3 gibi sevgili arkadaşlarım, dostlarım, güzel insanlar Beyza ile eşi Kadir gelecek. Kadir Kortan, Bilal Son Ses'in menajeri. Beyza da eşi, Beyza Durmaz. O Olan Var Olmayan Var şarkısından hatırlarsınız. O gelecek. Bozcaada'dalar 2-3 günden beri. Mesajlaştık. Bir kahveye uğramak istiyorlar. Eğer dediğim gibi bir şey olmazsa beraber çok kısa bir videoda çekeriz onlarla. Onun için çok mutluyum. Beni ziyaret edecekleri için. Almanya'da tanışmıştık onlarla. Çok çok tatlı insanlar. İşlerini, güçlerini Allah'ım hep yolunda götürsün. Hep iyi insanlarla karşılaşsınlar. Çünkü kendileri çok tatlı, çok iyi insanlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi size kimi göstereceğim? Sevgili Beyza geldi. Hoş geldin Beyza. Hoş bulduk. Nasılsın? Sizi geldik. Çok iyiyim. Sizi gördük. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. DJ arkadaşları gördük. Aynen dostumuz. Geldi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Arkadaşları da gösterirsin. Aynen. Neyi? Kuçu kuçu mu? Ha aynen. Ben de şaşırdım evet. Aynen. Öbürü gitmiş öbürü kaçmış. Tamam montaj yapalım. Aynen. Evet sevgili eşi de burada. O da bizim inşaatımızı kontrol ediyor. Hoş geldin. Evet şimdi birazdan temizliğe başlayacağız. Dediğim gibi sağ olsun. Yola gideceğiz ama en kısa zamanda. İnşallah aynen başımın üstünde yeriniz var her zaman. Tekrar görüşürüz. Yeni bir inşaat gününden merhaba sevgili izleyenler. Size şimdi bugün gelen merdivenimi göstereceğim. Nasıl? Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok sağlam. Yani... O kadar rahat çıkılıyor ki böyle çok dik olmadığından çok hoşuma gitti. Hemen bu merdivenimizi yapan Sait Usta'yı da göstereyim size. İşte bizim merdivenimizi yapan Sait Usta. Sait Usta ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten çok 10 numara 5 yıldız Türkiye'de diyorlar ya. Evet bu da Polat. Balat Alemdar o da yardım etti. Tekrar çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Paralar benden çıktı. Evet paralarından çıktı. Bu Erkan Bey'in ofis şeyi koltuğu. Şurada benim mutfak merdivenim var. Boyum yetişmiyor çünkü. Pars ve Arda. Arda. Bahisler 500 TL olmuş. Bugün buranın sıvası bitene 500 TL. Arda ne diyorsun bu duruma? İki tane ameliyat edeceğim. 100 milyondan 300'ü ben alacağım. Uğur da yukarıda. Vallahi komple abi. Resmen tel döndüler. Tel değil file. Allah. File döndüler. Üstünün tek sıvasını yaptılar. Harika oldu. Dün bunları gösterdiğimi bilmiyorum. Göstermedim. Komple cam işi bitmiştir arkadaşlar. Komple camlar takıldı. Onlar takıldı. Biliyorsunuz şurada camlar vardı. O camlar bu tarafa geçirildi. Karşı tarafa sabit bir cam geldi. Buradan da böyle yukarıdan görünüşü. Ve benim Emin Usta'm nerede? Emin Usta bugün pasta börek yapıyor. Pembe pembe çok güzel. Emin Usta kolay gelsin. Seninle ayrı gayrıyız bugün. Emin Usta ne yapıyor? Tavanlarımı... Beyaz köpükler yapıştırıyor.
Altlarında pembe pembe çok güzel kremalar var. Vallahi hemen aydınlık olmaya başladı. İşte bakın pembe. Çok güzel. Fışır fışır da ses çıkarıyor. Ben diyorum ki bugün İsmail Usta yok. Bu araları diyorum o pembelerden sıkayım. İsmail gelince diyeyim ki bitti. Birçok geçirsin. Dediğim gibi buranın işleri bitti. Cam olayları. Çok şükür Allah'a çok güzel. Bu üst dolabın, üst odanın yatak odasının dolabı. Ama onlarda sıkıntı var. Çünkü şuradan da size göstereyim. Yani bunlar güzel değil. Onun için Eybus'ta kesinlikle de bunları kabul etmiyoruz. Görüyorsunuz bunlar yeni mal. Yani yeni gelen bir dolap bu. Aşağıdaki de öyle. Onlar kabul olmadı. Geri gidecek arkadaşlar. Yarın büyük bir ihtimalle mutfak geliyor. Mutfakla beraber yeni kapaklar da gelecek. O gösterdiğim dolapların yenileri. Çünkü dediğim gibi onlar güzel gelmedi. Memnun kalmadık yani ilk defa bir şeyden. Bunlar yukarısı yatak odasının kapısının alt camları. Ondan sonra şöyle size göstereyim. Ben hatırlamıyorum. Gösterdim. Gösterdim tabii bunları ben. Aynen gösterdim ama dediğim gibi bu birkaç bizi üzen şeyler var. Mesela işte bu patlağı olsun. İşte bu kenarlarının birleşim yerleri olsun. Bunlara 45'lik kesim diyorlarmış. Yani bunlar güzel şeyler değil. Az para verilmedi çünkü. Yani yazık günah. Yoksa tam istediğim tarzda geldiler. Ama şimdi gelelim benim karton açılışıma. Diyecektim bu bizim yatağımız efendim. Salonun ortasında yatıyoruz. Çünkü yatak odamız yok şu an. Alman malı Kercher biliyorsunuz. Bir V5. Türkiye'den ısmarladım bunu. Trendyol'dan ısmarladım arkadaşlar. Bu otomatik cam silme aparatı. Çünkü yani gördünüz. Şimdi ben evet Türkiye'deki bayanlar var. Kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Çok uygun bir fiyata gelip ev temizliğinde yardımcı oluyorlar. Ama ben her seferinde 300-400 vereceğime bunu aldım. Bunun fiyatı Türkiye'de 699 TL. Yani aşağı yukarı bir 70 euro falan yapıyor. Şimdi sizinle beraber ilk defa onu deneyeceğim. Böyle bir bezi var. Cırt cırtlı. Altında bir aparatı var. Bir limon esanslı bir temizlik sıvısı geldi. Suyla doldurdum. Şimdi mesela biz nereye gidelim? Siz de görün diye. Hatta ben şu kapıyı kapatayım. Hep beraber bir temizlik yapalım. Şu bölümü yapayım. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Orası gözükmüyor galiba. Ya da şöyle yapayım bakayım. Aynen böyle buradan belli oluyor. Şimdi bir dakika ben bu el değiştireyim. Şimdi bununla önce böyle bir pomp. Ha, evet tabii onu çevirmezsek olmaz. Evet şimdi. Şimdi ilk önce böyle ıslatıyorsunuz arkadaşlar. Islatıyormuşuz. Ondan sonra tabii arkaya şöyle şöyle bir silelim bakalım. Sildik mi? Sildik. Ama limonlu ay 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 mis gibi de kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu sildik. Bezimizi çevirelim. Evet bezimiz gayet pis oldu. Şunu bir kenarıya koyalım. Hemen şuradan aparatını alalım. Şarj edecektim ama şarjı varmış. Bunu böyle içine yani kirli suyu içine çekiyor. Burada lastiği var. Buradan açıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Şöyle. Valla arkadaşlar. Şöyle. Ben tabii kamerayı unutuyorum sizi çevirmeyi.
Şöyle elini böyle kenarına dayadım ve çektim. Bitti. Kapatayım bakayım. Evet, içinde görüyorsunuz. Pis bir su şurada duruyor. Şurada bir haznesi var. Oradan böyle bakın göstereyim. Bu komple parçalanabiliyor, komple yıkanabiliyor. Buradan içinden arkadaşlar şöyle, tabii ben tek elimle bu işleri olmuyor arkadaşlar, açamadım. Her neyse, bunu çekince burada bir deliği var. Ondan sonra oradan böyle boşaltıyorsunuz ama görüyorsunuz içindeki pis suyu. Bence gayet başarılı bir alet. Şimdi ben denemelik olarak açtım. Bakayım şöyle. Yandan. Gerçekten pırıl pırıl ya. Şu tarafını denesem daha çok belli olacak o zaman. Şimdi görüyorsunuz herhalde, bakın. Böyle burada kötü kötü, şöyle yaklaştırayım. İzler var, görüyorsunuz değil mi? Evet, orayı da yapacağım. Yapayım da görün. Arkadaşlar, almak isteyen olursa ben şu ilk denemede gerçekten tavsiye edebilirim yani. Hem çok zevkli hem de bence kullanışlı yani. Şöyle, hani yukarılarını iyi yapamamışım ama dediğim gibi bu ilk denemem. Elim alıştıkça herhalde daha güzel olacak. Nerede kamera? Ya arkadaşlar, gerçekten tertemiz, cidden tavsiye ediyorum. Almanya'da daha da ucuz, burada daha da pahalı. Ama ben şimdi Almanya'dan bunu getirtme imkanım yok. Gelen giden de kimse kalmadı. Ama cidden, yani gerçekten güzel. Bakın, o temiz şeyler falan gitti yani. Şimdi tabii daha inşaatın pisliği var. Bakın burada mesela onlar işte silikon izleri falan filan. Ama görün diye, yani gerçekten çok hoş. Ben çok beğendim. Çok da zevkli. Herkese tavsiye ederim yani. Elinize alışınca herhalde daha da güzel, daha seri bir şekilde olur. Görüşürüz yine. Çok sevgili arkadaşlarım, uzun süreden sonra inşaat ustalarımızı gönderdik. Bugün biraz kaytardık. Esas usta yoktu. Güzel geçti. Muhabbet ettik. Oturduk biraz. Evet. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Denize geldik arkadaşlar. Nasılsın Erkan Bey? Kendimi çok iyi hissediyorum. Niçin? Niçin? Denizde olduğum için şu an. Ha. Evet. Uzun bir yorgunluk sürecinden sonra denize girmek gerçekten süper. Ay. Burnum kaşındı. Yakıcı bir güneş yok ama. Gerçekten arkadaşlar, benim herhalde bir iki hafta falan oldu denize gelmeyeli. Erkan Süleyman abilerle birkaç kere kaçamak yaptı. Ama ben gelmedim. Hadi dedim bugün gidelim. Deniz de çok güzel. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Birazdan güneşi de batıracağız inşallah. Böyle. Görüyorsunuz sahillerde insanlar azalmaya başladı. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Çoğu yerler, dershaneler falan açılmış. Artık tek tük insanlar var. Burası bize kalıyor arkadaşlar. Biz kışın da buradayız. Öyle. Güzel. Bizler yorgunuz. Ev bitiyor gibi, bitmiyor gibi. Bazen çok güzel, bazen şey yapıyorum. Streslere giriyorum. Bitiyor. Ama bitecek inşallah. Bitince güzel olacak. Çok iş olduğu için uzun sürüyor. Evet. Yoksa bitiyor yani artık.
%80'ini tamamladık gibi bir şey. %90 diyelim artık, 10'luk bir şey kaldı. Ne kaldı? Yatak odasının tavanını bugün yaptı Emin abi. Önünün fayansı bitecek. Kalan camla kapatılan bölümü de fayans yapmaya karar verdik. O oturduğumuz aşağıdaki bölüm, şu anki çadırımız, orasını da fayans yapmaya karar verdik. Bütün işler, güçler bitsin. Ondan sonra inşallah havuzumuzu da yapacağız. İstiyoruz yani, inat ettik. Yapacağız. Evet. Afiyet olsun Erkan Bey. Çok pahalı. 20 TL arkadaşlar, 2 tokatladılar, euro. Tokatladılar beni. Gerçekten Carlsberg bira Türkiye'de 20 TL. Ama burası sahil olduğu için içeride Geyikli'de 15'eymiş galiba. Ama olsun, esnafımız kazansın. Bizim evimizin hemen altı. Öyle arkadaşlar. Görüşürüz yine. Ya vay. Gözüme. Sen bu yavaş. Otur, otur, otur. Ah. Hey. Hayır. Sen nasıl bir şeysin ya? Yavaş. Yavaş. Oh lan, bu saldırıyor. Hayır. Bekle. 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 Yavaş. Allah dur. Ne? Hayır, al. Ya kum yaptı. Bir tane parça versene bana. Bekle. Bekle. Hayır. 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 Yavaş. Sen çok iyisin. Yavaş, yavaş, yavaş. Bu eşek bu. Yavaş. Sen öyle hızlı hızlı yeme. Al, yavaş. Al dediniz ona. Ay bu kaç, bu kaç gibi bu, kaç gibi bu. Yavaş. Bok ya. Ay sen ne kadar açsın. Bitiyor. Valla 3 tane simit bitti. Yavaş. Bitti. Tamam. Bitti. Bitti yok. Evet, konuşma yapacak mısınız? Hayır. Sokak köpeklerime bakıyorum. Arkadaşlar bu canlara bakın. Yani bu dilsiz kullara bakın. Su koyun, ekmek verin. Korkmayın. Bakın hiçbir şey yapmıyor bunlar. Bakın bildiğiniz sokak köpeği yani. Bunlar sevgiye, ilgiye, yemeğe muhtaç bunlar. Bunlar can bunlar. Bunlar can. Bunlara eziyet edenin de, zulmedenin de Allah cezasını versin. Bakın. Bakın, yani bunlar sevgi, başka bir şey istemiyor bunlar. Zulmetmeyin, eziyet etmeyin. Yemek verin, su verin, sevin. Sevin yeter, zulmetmeyin. Bakmasanız da olur, yeter ki eziyet etmeyin. Değil mi benim oğlum? Değil mi benim kızım? Hı? Bak, bir zararı yok kimseye. Benim elimde imkan olsa bunların hepsine, hepsine, hepsine bakarım ben. Bir video günlüğünden, inşaat günlüğünden yine merhaba. Günlerden pazar, saatimiz 18'e geliyor. Son bir çekim daha yapayım. Bunu da böyle bitireyim, yükleyeyim sizlere. Günlerimi, hayatımı paylaşayım, sunayım. Şimdi şöyle ben bir çevireyim. Dün
sonuncu sıva olarak, yani sonuncusu yapıldı. Kenarlarının söve mi süve mi bir öğrenemedim ben. Söveleri takıldı. Şöyle şurayı da göstereyim. Böyle bunun rengine bakmayın. Bunlar daha boyanacak. Bu tarafın kenarı da takıldı. Aynı şekilde. Böyle. İşte yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi ben sizinle böyle çıkayım bir yukarıya. Yukarısını göstereyim. Bu merdivenin kalmasına karar verdik biliyorsunuz demiştim. Ben inanın ne çekip ne çekmediğimi de hatırlamıyorum şu an. Evi karma karışık olduğu gibi benim kafamda karma karışık. Şimdi arkadaşlar, bu bölüm sadece köpeklere özel kaldı. Şimdi böyle bir kapı yaptırdık. Bu kapı kapanıyor. Komple bir yekpare açılıyor. Ayrıyeten burada gördüğünüz üzere sadece köpeklere bir kapak oldu. Şekil A'da görüldüğü gibi. Bu Sıla ve Pars'a özel bir kapı oldu. Çünkü yani bu havalar hep böyle gitmeyecek. Yağmur yağacak. İşte çamurlanacaklar, ıslanacaklar falan filan. Hiç olmazsa böyle kendi istedikleri gibi burayı açık bırakırım. Belki buraya bir naylon böyle hani oluyor ya dükkanlarda koruma böyle parça parça, ondan koyarım. Hani çok hemen soğuk girmesin diye. İsterse buradan iner. Ön tarafa gelir. Çünkü eve sokmamayı düşünüyorum yani artık. Biliyorsunuz Almanya'da hep beraber yaşıyorduk ama burada yerimiz de var. Onun için istemiyorum yani içeride bizimle beraber işte yatağımıza çıkmasını, koltuğa çıkmasını falan. Böyle gelecek. Şuradaki bölüm şöyle görüyorsunuz yerde. Bu camlar komple kapanıyor. Ve bu bölümü de bir nevi köpekler için kapattırdık yani bu camları. Burası boşalınca arkadaşlar, yani buraya isterse buraya gelsin, kapısından çıksın, isterse ön tarafa gelsin diye planladık. Öyle de kalacak inşallah. Burasının arkadaşlar bu bölüme kadar burayı da yaptırmaya karar verdik aynı bu şekilde. Burasının fayansı dün komple bitti. Biliyorsunuz burası yatak odasının olduğu bölüm. Yatak odası da komple bitti. Çok şükür. Tavanların arasının köpüğü de komple bitti. Banyonun da komple kapağı, köpükleri bitti. Bunlar şimdi sadece boyanacak. Bu tahtaların büyük bir ihtimalle beyaza boyanmasına karar verdik. Şöyle sizi göstereyim. Plansız programsız yaptığımız için bütün eşyalarımız toz içinde. Ama hepsi hallolacak inşallah. Dediğim gibi burası yatak odası. Buradaki tahtalar da boyanacak. Sıla da dolanıyor benimle beraber. Burası işte komple bitti. Yarın inşallah derzleri verilecek. Ondan sonra da süpürgelikleri yapılır. İşte yavaş yavaş sonlara geliyoruz inşallah. Derzler bittikten sonra, silinip şey yapıldıktan sonra buradaki eşyalar tabii yatak odasına aktarılacak. Ondan sonra dediğim gibi o bölümün fayansı yapılacak. Yani şimdi eve dahili olan burası böyle komple kapanıyor. Burası zaten kapalı. Buradaki camları oraya aktardık. Yani komple kapalı bir alan olmuş oldu. Yatak odasına zaten kalorifer gelecek. Şu bölüme dikey bir kalorifer gelecek. Buraya arkaya boruları hazır. Petekler de geldi aşağıda ama daha işte fayans olmadığı için takılmadı. Buraya bir kalorifer peteği gelecek. Burada kaloriferlerin bağlantı noktaları var. Fişler bol bol fiş takıldı her yere. Şurada da bir tane var. Şurada karşıda da bir tane var. Yani bol bol fişlerimiz oldu. Dediğim gibi eve dahil olan bölüm burası. Burası ısınacak yani. Karşı tarafta ısınma yeri yok. Yani bir kalorifer petek yok. Burasını böyle kapattığımızda arkadaşlar komple işte bu da bizim merdivenimiz. Merdivenimizi çok beğendik. Burası da kalacak böyle. Artık buraya belki çiçek koyarım. Belki herhangi bir süs. Belki de hiçbir şey koymam. Çünkü Erkan'ın çalışma masası buraya gelecek. Ben bu karşı alana böyle bir sedir yapmayı düşünüyordum. Ama büyük bir ihtimalle ondan vazgeçtim. Belki kışın buraya, yani bilmiyorum. Şimdilik boşta kalabilir. Ben sediri buraya yaptırmaya şimdilik karar verdim. O karşıdaki nargile koltuklarını falan da bu bölüme getiririm dedim. Sedir olayı da burada olsun. Çünkü görüntü burada, görüyorsunuz. Arkada deniz falan gözüküyor. Buranın manzarası. Şimdi kapandığı için de zaten yani büyük bir
günümüzün saatlerini burada geçiririz gibime geliyor. Erkan da burada çünkü çalışırken. Aynen, şimdi sizinle beraber böyle aşağı inelim. Şuraya bir sensör takıldı. Sensörle beraber burası çünkü şey olmayacak, yani şalteri olmayacak. Sensörlü olacak ışıkları. Burasını çok seviyorum. Bu bölüm kapanacak. Yani burası bir duvar gibi gözükecek. Bunun altından çünkü bahçe malzemelerimizi falan koyarız. Böyle camlarımız da var. Bunları çok seviyorum. Çok seviyorum. Böyle arkadaşlar. Merdivenimiz böyle. Merdivenimizi gerçekten çok sevdik. Ha, şimdi hatırladım. Merdiveni biz çekmiştik. Her neyse. Böyle buradan giriyorsunuz. Burası da zaten biliyorsunuz eve dahil. Böyle yatağımız ortada. Bugün biraz köpeklerle beraber, çünkü daha ev bitmediği için dinlendik, onlarla da içeri girip çıkabiliyorlar. Böyle odalarımız duruyor. Yarın Allah kısmet ederse gene yoğun bir gün olacak. İnşallah yarın mutfağımız geliyor. Dolap kapakları değişecek. Çünkü onları yani öyle kabul etmek istemiyoruz. Bir sürü para verildi. Onlar değişecek arkadaşlar. Dediğim gibi bizden yana böyle. Şuradan da evin son durumunu göstereyim. Burası da sıvandı. İşte bundan sonra böyle pütürlü pütürlü dekoratif atılacak. Beyaz. O beyaz yani kuruyunca bembeyaz oluyor. Ondan sonra da bir tek boyası kaldı Allah'ın izniyle. Ha, bu arada bakın benim mopslarım. Bunlar bizim ailemiz. Kürşat, Saran, Erkan ve ben. Bunu sevgili yengem getirdi. Dün sürpriz yaptılar. Oradan papatyalarım da patladınız. Bunda da öyle. Aynen ondan bahsedeyim. Dün kalktığımda böyle bir içim sıkıntılıydı. Yani bir tuhaftı. Canım hiçbir şey istemiyordu. Yani evle bir tuhaftım yani. Ondan sonra baktım abimler gelmişler. Makarada kendilerini etiketlemişler. Bizi de etiketlemişler. İşte bizler buradayız. İlgileri duyulur diye hemen koştura koştura geldim. Ben de Şerif annedeydim. Erkan dedim yürü abimler gelmiş. Neyse gittik makaraya, oturduk beraber yemek yedik. Mesut abim gelmiş, eşi Vera gelmiş ve onlarla beraber zaten beraberdiler. Onlar Cunda Adası'ndaydılar. İnanın o kadar çok mutlu oldum ki, çok güzeldi. Ondan sonra onları uğurladık. İşte yemekten sonra buraya geldik, evi dolaştık falan. Onları uğurladık. Sonra biz denize gitmeye karar verdik. Dedi ki denize gidelim. Tam motorlarımıza binerken Almanya'da Süleyman var. Biliyorsunuz bizim arabamızı aldığımız, benim ufak oğlumun Saruhan'ın yanında çalıştığı Süleyman Türkmen var. O aradı, dedi böyle böyle 30 kilometre dedi var dedi Dalyan'a, uğramak istiyoruz dedi. Onlar da Yunanistan üzerinden Almanya'ya geri dönüş yapıyorlardı. Neyse onlar geldiler. Beraber işte oturduk, sohbet ettik eşiyle Demet'le beraber. 3 tane de bıcır bıcır çocuğundan, kız çocukları var. Onlarla beraber oturduk, işte kahve içtik. Ondan sonra beraber geyikliğe gittik. Yemek yedik hep beraber. Ondan sonra onlarla vedalaştık. Onları da öyle yolcu ettik. Yani dün güzel bir gündü. Misafirlerimiz vardı. Canlarımız vardı. Abimler sağ salim varmışlar. Göynük'teler, Bolu'dalar. Süleyman abi biraz önce aradı. O da işte gemiye binecekmiş Yunanistan'da, İgomenitsa'da. Kardeşim çok şükür sağ salim. 12 saat Kapıkule'de bekledikten sonra o perşembe sabahı çıktı saat 7.30'da ve dün sabah, yani bu sabah değil dün sabah evine vardı. Uzun bir yolculuktu. Ama çok şükür herkes sağlıklı, sağ, huzurlu, mutlu. Herkes yerinde, yurdunda. Durum vaziyet bundan ibaret arkadaşlar. Ben bu videomu yükleyeyim, sizinle paylaşayım. Zaten herhalde gene uzun olacak. Yarın hafta başı yeni bir günlükle başlarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayatıma ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Demeden önce dün akşam da yan komşum Esra geldi eşinden Erdem'le beraber. Onlarla da oturduk gece 2.30'a kadar sohbet muhabbet ettik. Yani gerçekten güzel bir gün geçirdik. Dolu dolu sevdiklerimizle. Evet, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeyi sakın bırakmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.